Amerika'ya ilgili bu kadar çok tanım olmasının nedeni herkes kendi deneyimini söylüyor. Evet. Bu hepimizin kendi deneyimi aşk değil tabii. Yani mesela aşk işte ne bileyim kaçan kovalanır diyorsa adam kendisi öyle yaşamıştır. Ya da aşk cinselliktir diyorsa tutkuyu aşk zannediyordur. Aşk iyi bir şeydir. Eğer aşık olamıyorsanız henüz insanlaşmamışsınız demektir. Tamamlanmış olan biri aşık olabilir. Tamamlanmayan biri aşık olamaz. Çünkü temel güven duygusunun oluşmuş olması gerekiyor. Ben varım, buradayım ve öteki olmadığında da ötekinin beğenisi olmadan da var olabilen kişi aşık olabilir. Çünkü onu belki biraz sonra konuşabiliriz. Mesela ne bileyim kaçan kovalanır. Mı? Değil mi? Kovalanmaz. Yok. Öyle bir şey yok. Bu sizin ebeveynlerinizle olan ilişkiyi tamamlamadığınız anlamına gelir. Mesela histerik kişilik özellikleri olan ya da bozukluğu olan biri ebeveyniyle olan ilişkiyi tamamlamamıştır. Yani şefkatle şehveti bir arada istedemez. Dolayısıyla o ne yapar? Beğendiği, arzuladığı kişiyle tam evlenme noktasına geldiğinde birden vazgeçer. Bir neden bulur, vazgeçer. Sonra da aşk kaçan kovalanırdır der. Ona da bazıları üstünde. Kişisel bozukluklar yani kişi, tamamlanamadığı zaman, yani tamamlanan kişi aşk olur diyorsanız. Şimdi tamamlanmak değil sadece. Aşkta birkaç parametre var. Yani bir, temel güven duygunuzun tamamlanmış olması gerekiyor. Çok karşınızdaki şey değil mi kişiye, temel güven? Karşınızdaki kişiye hayranlık duymanız gerekiyor. Ve hayranlık duyduğunuz bir kişinin de size hayran olmasını istersiniz. Yani bir narsistik doyum da gerekir. Yani hem anne hem çocuk olabilmeyi başarabilmeniz gerekiyor. Size çocuğunuz gibi ilgi, alaka gösterebilen bir anne, siz de ona çocuğunuz gibi ilgi, alaka gösterdiğinizde çocuk olabilen biri. Yani bir, güven duyacaksınız, temel güven duygunuz tamamlanmış olacak, kendinizden emin olacaksınız. İki de bu rol değişimlerini yapabileceksiniz. Dolayısıyla bunu yapamadığınız zaman, o zaman mutlu aşk yoktur diyen biri, Aragon öyle diyor, mutlu aşk yaşamadığı anlamına gelir bu. Bu aşkın mutluluk getirmediği anlamına gelmez. Onun mutlu bir aşk yaşamadığı kişisel anlamına kişisel deneyimlere gelir. Dayanarak söylenmiş. Bir kişi aşkı yaşamıyorsa, kendi kişilik bütünlüğüyle ilgili biraz düşünmesi gerekiyor, tefekkür etmesi gerekiyor. Aşık olamayan biri, affedersiniz, aşık olamayan biri henüz o insanlaşma sürecinde kendisiyle ilgili tefekkürde biraz geride kalmış demektir. Ki çok zor bir şey o zaman bu. Yani kendini tamamlamak, o ruhsal dünyada aydınlanmak, arınmak kolay bir şey değil. Bu bir yolculuk. İyi bir şeydir biraz ama. Hayır, iyi bir şey. Ben katılıyorum. Ben de nacizane o yolculuk içinde hissediyorum kendimi ama aşık olmasak da belli rastlantılar oluyor hayatımızda, insanlar hayatımıza girebiliyor, ayrılıklar olabiliyor. İşte aşk zannediyoruz, zannetmiyoruz, bir hoşlanma oluyor, sonra nefrete dönüşebiliyor. Ama hep aslında kişiliğimizdeki değişikliklerle bunlar şekilleniyor diyoruz. Peki herkesin tabii kültürüne, eğitimine, yaşına, yaşadığına göre de değişecektir bu kendini tamamlama, bilgiden kendine güven duygusu. Bilgiden bağımsız bir şey biraz, kişiliğin olgunlaşmasıyla ilgili. Bilgi kıymetsiz bir şey. Yani hırsız hep hırsızdır. Profesör olsa da hırsızdır, çiftçi olsa da hırsızdır. Bir adamın kıymetini belirleyen şey ötekinin arzusunu elde etmek için yapıp ettikleri değil, yapıp etme biçimidir. Yapıp etme biçimi eğer bozuksa bozuktur. Yani o yüzden o zaman biz mesela üniversite mezunuyken ilkokul mezunu bir adama ya da kadına aşık olamayız. Ama oluyoruz. Niye? Çünkü belirleyici olan onun yapıp ettikleri, sahip oldukları mahmuk değil. Sevebilme potansiyelidir. Sevebilmek için de sevilebilmiş olmak gerekiyor. Adam o. Bir kişinin sizi en az adam yerine koymuş olması gerekiyor ki. Siz de kendinizi ve karşınızdakini adam yerine koyabilmiş olmanız gerekiyor. Dolayısıyla her kişilikte farklı bir nesne aranır. Aranma biçimi ni tanımlarız biz. Kendi arama biçimimizi tanımlarız. Psikiyatrist de olsanız bunun etkisinde kalırsınız. Mesela karaciğer hastalıklarını araştırmak kolaydır karaciğer hastası değilseniz. Ama aşk sizi de ilgilendiren bir şey olduğu için yanılma payınız çok yüksektir. O yüzden çok hatalı tanımlar yapılabiliyor. Aşk tanımlanamaz bir şey değil, tanımlanabilir bir şey. Ama hepimizin aradığı nesne ve o nesneden beklediği şey farklı. Bu da kişilik özellikleriyle belirlenen bir şey. Peki neyimiz eksikse onu mu ararız karşımızdakinde? Şimdi sadece tamamlanmak değil aşk. Evet, bir yanıyla böyle. Sadece tamamlanmak. Ama bir diğer taraftan da kendimizle ilgili bir narsistik doyum yaşamamız lazım. Mesela ya bunu biraz isterseniz diğer konuklara da zaman bırakayım. Ben bütün alanı kapladım.
kişilik özellikleriyle bağlantılıdır. Şimdi biz burada dört kişiyiz. Hı-hı. Aret Bey, Arzum Hanım, Ayça Hanım. Hepimiz farklıyız. Hepimizin farklı farklı bir nesneyi seçiyoruz ve o nesneden farklı bir şey bekliyoruz. Evet. Fark burada ama aşk değişmiyor. Peki o zaman şöyle sormak istiyorum. Eğer katılıyorsanız, hani tamamlandığımız zaman gerçekten aşkı buluruz fikrine eğer katılıyorsanız, sizlerin mesela aşkta aradığı nedir? Yani ben aşık olduğumda şu duygum, şu eksikliğim tamamlanmış hissediyorum. Güven midir, sevgi midir, saygı mıdır, tutku mudur? Nedir bilemiyorum, belki anlatmak istersiniz. Yani ben çok tamamlanmış olmakla aşkın aynı, yani kalıp kapta duracağına inanmıyorum açıkçası, onu söyleyecektim. Özgüveni tam olan, kendini çok seven, kendini her açıdan tamamladığını düşünen biri niye başkasına hayranlık duysun ki? Duymaz öyle bir insan. En çok kendine hayranlık duyar. Niye bir adama hayranlık duyarım ki ben? Biz buna narsistik kişilik bozukluğu diyoruz. Yetersizlik duygusuyla bağlantı. Hayır, söylediğiniz diyorsunuz ki bütün olarak kendini tamamlanmış hissedecek. Evet. Tamam, bende her şey varsa ben niye sana hayranlık duyuyorum? Aşk hayranlık mıdır'a geliriz oradan. Ama hayır, öyle bir şey, hayranlık duymak isteriz dediniz. İşte insanın irrasyonel oluşu, aptal oluşu neden? Mesela, tabii ki bende bir aptallık yok, yok Allah'ıma çok şükür. ben aşık olamıyorum çünkü ve hani bunu yok estağfurullah. İnsan, hepimizin insan zihni ötekiyle tamamlanan bir varlık. Mesela şimdi biz burada 5 kişiyiz. Bir tane adam gelse burada bir şeyler söylese ve biz hiç ilgi göstermesek, bu adam da dünyanın en güçlü adamı olsa, en özgüvenli adamı olsa. Hiçbir şey yaramaz. Bir gün, 3 gün, 5 gün, 100 gün. Ama bir gün gelir ki buradan başka da gidecek yeri yoksa akıl hastası olur. Evet. İnsan ötekiyle tamamlanan bir varlık. Tamam, doğru. Özgüven dediğimiz şey ötekinden, ama hangi ötekinden? Benim beğendiğim ve hayranlık duyduğum ötekinden bana hayranlık geldiğinde tamamlanan bir şey. O özgüven dediğiniz şey eğer tek başına oluyorsa ona biz akıl hastalığı diyoruz. Vallahi. Çünkü ötekini yok sayan bir varlık şuraya gelip kakasını yapar. Çünkü bizi yok sayıyor. Ya o aynı şeyi söylemiyoruz ama şu an sık. Ya başka bir şey söylüyoruz. Büyük olasılıkla. Karşılıklı susabiliyorsan denir ya, karşılıklı, yani aynı yerde oturup susabiliyorsan o da güzel, o bir aşktır, sevgidir diye. Evet. Siz ne diyorsunuz? Ya burada Halil Cibran'ın tanımı güzel tabii. Yani birbirinizi sevin ama birbirinizin de yalnız. Yani bunu yapabilmek için gerçekten adam olmak gerekiyor. Hı-hı. Kendi sınırlarını, yani çok güvenmek, sınırlarını tanıyabilmek gerekiyor. Şimdi ben bir iki örnek verirsek. Ya mesela bir narsistlik nasıl sever? Şöyle sever. Çiçek getirir, şiirler okur filan. Bir histerik nasıl sever? O da öyle sever. Ama bir histerik hisseder bunu. Yani gerçekten sever sizi. Duygusunu dile getirir. Histerikteki sorun nedir? O anneyle babayla tamamlanmamış aşk cinselliğe döndüğü an adam sabah yoktur. En fazla bir kere ilişkiye girersiniz. O onunla ilgili bir şey midir? Anne babada kendisiyle tamamladı. Kendisiyle ilgili. Şefkatle bir şey. Şefkatle şehveti birleştiremez. Çünkü Hollywood filmlerinde ama de bu da işlenir yani. Mesela ıssız adam gibi bunlar. Gibi. Hani cinsellik girdikten sonra. Hayır. Ama bir narsistlik bitti. De mesela size eşlik getirir. Ama onun da incelik yoktur mesela. Yani bir histerik size hakikaten adam gibi 3 tane gül gönderir. Sonra güzel şiirler okur ve hisseder bunu. Ama bir narsistik 3 kamyon gül gönderir. Ya bir bunun ölçüsü var ya, efendi ol. Bunun çünkü derdi şu çünkü. Bak ben bunu da yapıyorum. Ben bu ya kadar ben bu, ben yüce bu çiçekten sevebiliyorum. Hoşlanmadım. Ben böyle çiçek mi? Ya ben sanattan da anlarım. Derdi bak ben ne büyük adamım. Ben. Şimdi yani çok olsun. Büyük şeyler yapan, gönderenler evet. Veya çok veren, böyle biraz da gösterişli bir şekilde narsistlik mi besliyor çok demektir? Çok veren demeyelim de hani sonuçta son kentte de ya sözünün özü nedir arkadaş diye baktığında ben büyüğüm çıkıyorsa narsistik bir özellik vardır. Ama bu birçoğumuzun sandığı gibi narsistik böyle büyük. İşte kendisini büyük zanneden filan biri değil. Tam tersine arkasında yetersizlik duygusu vardır ve sürekli bunu aynalayacak birini arar. Derdi sen değilsin yani. Gel beraber beni sevelim. Diye. Evet. Histerikse biraz daha farklı. Yani belli bir şey. Malzeme yapmayın. Şu anlamda söylüyorum. Tekrarını izlerken tamamlanmamışsanız, zor olur bu. Halil Cibran'ın söylediği o sınırları koruyamazsınız. Mesela bağımlı bir kişiliğin aradığı, bağımlı bir kadının aradığı erkek nasıl olur? Niye bağımlıdır bu? Çünkü 9 yaşına kadar anası onun elinde kaşık arkasından koşmuştur. Çocuk bireyselleşememiştir. Yani sürekli yemek istemiştir, başkası getirmiştir. Şimdi böyle bir kadını düşünün. Ne yapacaktır?
İşte benim gibi böyle zart zurt konuşan bir adama aşık olacaktır doğal olarak. Çünkü güven verecektir ona. Yani benim yerime bu işleri halleder, beni hastaneye götürür, para götürür falan. Yani bu bir sorunla karşılaştığımda beni korur falan filan diye. Dolayısıyla bu adamın beni aynalaması, ben de sana hayranım demesi aşk nedenidir. Ama bir histerik için bu geçerli değil. O başka bir şeyin peşinde. Narsistik başka peki bir şey. Peki bunu kişiler nasıl ayırt edebilir? İnsanlar tanışıyor, hoşlaşıyor, hoşlanıyor. Hatta onun da süreci var işte. Kimisi ilk görüşte aşık oluyor. Kimyasal, enerjisel bir çekimler oluyor. Veya zamanla bir hoşlanma, yakınlaşma, itiraf gibi aşamaları var aşkın. Peki kişiler nasıl ayıracak o kişinin kişilik bozukluğu olup olmadığını veya yeterli olup olmadığını içinde? Böyle bir kaygıya gerek yok. Sizde bir şey yoksa problem çıkmaz yani genellikle. Şüphe... Yani mesela ben kocamı seviyor muyum, sevmiyor muyum diye düşünüyorsanız telaşlanmanıza gerek yok. Kesin olarak sevmiyorsunuzdur. Çünkü ben elmayı seviyor muyum diye hiç psikiyatriste soran çıkmaz. Evet. Seviyorsan seviyorsundur, sevmiyorsan sevmiyorsun. Anlarsın onu. Kolay o kadar zor değil. Uzmana ihtiyaç yok yani. Kendi içimizde eğer sorguluyorsak var orada bir şeyler. Bir şey var orada. Var da bir şey. Yani bir soruyor musun yani ben işte... Tabii. Sevdiğim bir şeyi severken sormuyorsun. Net olarak sormuyorsun. Kendi ama her yeni başladığın şeyde bazen kör oluyorsun ama çoğu zaman da sorguluyoruz aslında detayları. Aynalanma ihtiyacın, beğenilme ihtiyacın çok fazlaysa bir problem var demektir. O zaman sürekli ötekinde kendinle ilgili bir problem arıyorsun demektir. Aslında onu bulup çözmek. Demektir. Yani tamam karşı taraf eleştirdiği şey, ihtiyaç duyduğu şey kendinde eksik olan şey zaten. Tabii kendini düzeltmek istediği şey. Ve o yüzden de karşımdakinde o eksiklerimi karşımdakinde kapatmaya çalışıyor. Mesela buna çok güzel bir örnektir. Mesela narsistlikle bağımlılığına evliliği süper bir evlilik. Çünkü narsistlik sürekli kendindeki kusuru sendendir. Ya Ece sen şöyle şöyle yapmasaydın bu işler böyle olmazdı. Der. Evet. Bağımlı da sürekli bunu kendisine yapar. Ya ben makyaj yapsaydım, güzel giyinseydim bu adam ama dışarıdaki şu kuzeyli kadınlara gitmezdi diye suçu üstüne alır. Müthiş bir evlilik. Aldatıldığımız zaman şu soru yanlış bir sorudur ve şunu sorarız. Hı. Benim neyim eksikti neyim de eksikti? Gitti bu adam aldattı beni. Alakası yoktur onun seninle. Biz hep kendimizi ararız. O yüzden ben bir şey hanımlar çok değişir. Hepimiz de çok değişir. Hepimiz kendimizi anlatırız aslında. Ama hepimizin aradığı peki, şey kendimizi öteki nasıl tarafından... değiştirebiliriz? O zaman kendimizi değiştirince aşık olacağımız insanlar da mı değişecek? Karşımıza çıkan aşklar da değişecek mi? Yani ben burada şöyle şimdi en tehlikeli şeylerden birini yapıyorum. Her şeyi bilen adam gibi konuşuyorum. Yok, ben de kendimle ilgili şeyler söylüyorum. Estağfurullah tabii ki yani sonuçta şimdi farklı görüşlere yer veriyor. Bilgi insan yaşamında kıymetli bir şey değildir. İnsan kendisiyle ilgili duygularını tanıması gerekir. Eğer mesela şimdi biz burada konuşuyoruz şimdi. İşte bir sürü insan seyrediyor bizi. Ya ben çok iyi bir insanım, insanları bilgilendirmek için buradayım falan gibi düşünmeye başladıysanız biraz düşünmeniz gerekiyor. Yani niye buradasın? Bunun bir anlamı olmalı. Ötekini arıyoruz dikkat ederseniz. Ben niye gecenin bu saatini, saat kaç olmuş benim ki? Gidip çocuğumla falan vakit geçirmek varken evimde güzel uyumak, güzel ne bileyim çayımı kahvemi içip çocuğumla vakit geçirmek varken niye buradayım? Dikkat ederseniz ötekiyle tamamlanmaya çalışıyorum. Ya benim böyle şeylerde gönlüm yok. Ben insanları bilgilendirmeye buraya geldiğim gibi saçma duygulara kapılıyorsanız bir problem var demektir. Kendinizle ilgili motivasyonları tanımıyorsunuz demek. Demek ki bizi tatmin eden, bence motive eden bir şey var. Kendimizi tanımamız gerekiyor. Evet, kendimizi tanımamız çok güzel bir şey değil mi? Kötüler mi? Ötekiler değil. Bizim de iyi ve kötü tarafımız var. Ötekilerin de iyi ve kötü tarafı var. Bunu tanımamız gerekiyor. Bunu tanıdığımız zaman çok güzel ilişkiler kurarız. Hayatla çok şey oluruz. Mesela bir borderline nasıl bakar hayata? Bir borderline şöyle bakar. İkiye böler. Kendisini bazen çok iyi hisseder, bazen çok iyi kötü hisseder. Neden? Çünkü ötekinin beğenisine çok muhtaçtır. Mesela sana güzel mesaj insan, atar, ooo en mutlu sensin. Ama insanın şey iyi mi kötü mü olmasına bakmadan kendisine iyi diyene aşık olur. Yani borderline'da yalnız şey de var, bir süre sonra karşısındaki insanı hep kötüleyip ezmek durumu da var. Şimdi şöyle, kendisine yani iyi diyene iyi bakar. Mesela getirmek. Bu iyi diyen uyuşturucu kaçakçısı da olabilir. Tabii. İşte bilmem sahtekar da olabilir ama o hakikatle ilgilenmez. Beni beğeniyorsa iyidir. Onu hayat beğenip empoze eder. Ama o kişiyi itibat edip beğendiği müddetçe onun dışında karşısındaki bir de kötü de değil. Durup dururken hakaret edip ona ezmeye de başlıyor. Dikkat ederseniz kendisiyle ilgili hiçbir tasarımı ve tasarrufu yok. Başkasınınla kişilik buluyor. Çünkü işte ne bileyim davranışlarında ne görürsünüz? Saat 7'de arar sevgili toplantıda cevap vermiyor. 9'da bir daha arar cevap vermiyor. O zaman polise haber verir. Evet. Sabaha kadar da haberi olmasa ya adamın şarjı bitmiştir. Mevzu budur. Ama sabah senden nefret
nefret ediyorum der. Ya bir hafta önce aşık oldun, evlenmeyi düşünüyordun. Dünyanın en güzel adamıydı. Biter. Değişir. İkide bir yer değiştirir. O yüzden yani kendimizi tanımak çok... Olgu düzeyinde bakmak, kişi düzeyinde bakmak önemli. Çok peki değerli. Ruh eşi var mıdır? Şey diyor. O da çok güzel bir tanımdır mesela. Aşk dediğim şey diyor, benden çıkan, ötekine giden ve ötekinde geri yansıyacak, bana geri yansıyacak bir yüzey bulduğunda yansıyan ve bana geri geldiğinde ayaklarım yerden kesilmişçesine aşık olmamın nedeni onun benden çıktığını unutmuş olmam. Aşk bir yanıyla da budur. Herkeste bu farklı çıkar. Yani çıkan şey farklıdır, beklenen şey farklıdır. Zaten tanımlar da o yüzden farklılaşıyor. Ama Proust yine de yanılmıyor. Yanılmadığı şey şurada, benden çıkan, ötekine giden, ondan bana geri dönen ve bu geri dönenin benden çıktığını unutmamış. Tam çekim yasası çünkü aslında. Çünkü hep aynı adamlar, hep aynı kadınları bulmamızın nedeni budur. Biz bir mesaj atarız, oradan cevap gelir, aynen. Ha tamam bu deriz. Tekrar aynı hikaye tekrarlanır, tekrar aynı ayrılık. Çoğu zaman aynı tarz, aynı ayrılıklar. Hep aynı şeyi tekrarlayıp dururuz. Niçin hep işte kelebekler uçuşuyor, cildimiz, gözlerimiz ışıldıyor, enerjimiz yükselmiş. Hatta ben bugün tweet attım, çok da retweet almış. Buna çok inandığım için aşık olduğumuzda enerjimiz yükseliyor. Çok yükseliyor ve uyku ve yemek ihtiyacımız daha azalıyor ama yine de daha çiçek daha güzel gözümüze gözüküyor, doğa arkadaş daha cömertiz, daha coşkuluyuz falan filan gibi. Ama bir yandan da bir şey başlıyor, hani kaybeder miyim veya bu güzel şeyler bozulur mu, ben onu çok özlüyorum, hep yanımda olsun gibi gibi hislerle artı ve eksi hisler ortaya çıkıyor. Var mıdır böyle mutluluk, mutsuzluk, yani aşkın içinde iki zıt duygu bir arada olur mu? Ya aşk bana göre hani bu bir kere tutku ve cinsellikten ayırdığımız zaman aşk zaman ister. Yani belli bir süre derinlik oluştuktan sonra birlikte yaşamayı becerebiliyorsanız, yani bireyselleşmişseniz bir kişiye uzun süre tahammül edebilirsiniz. Ondan sonra da aşk gelişir. Yani aşk öyle birden bile olmaz. Aşk sadakatle öpülmek ister, yoksa geldiği gibi gider. Bakım ister, emek ister. Dolayısıyla... evet, hayranlık duyacağınız biri ve o hayranlık duyduğunuz kişiden hayranlık beklentisidir aşk bir yanıyla. Ama burada öyle, yani sen işte kadını, adamı tavlamak için 50 dereceden su getirip ondan sonra da 3 gün sonra televizyon seyrederken burnunu kaşımaya başlarsan, pijamalarla evin içinde dolaşmaya başlarsan, evlilik aşkı öldürür gibi saçma sapan laflar söylemeye başlarsın. Evliliğin aşkı falan öldürdüğü yok. Sen başka bir şeyin peşindesin. Seninle ilgili bir problem var. Evlilikte ne ilgisi var? Çünkü bir sevgi, bir bütünlük, mutluluk zaman ister. Zaman olmadan nasıl olacak? Eğer sen daha cinselliği tadar tatmaz orada yaşar yaşamaz oradan gidiyorsan, kendinle ilgili bir şey düşünmen lazım. Yani bu az önce saydığım kişiliklerden birine giriyorsun demektir. Eğer insan ötekinin arzusunu arzulayan bir varlık. Ötekinin arzusuyla tamamlanan bir varlık. Eğer ötekinin arzusunu istemiyor olsaydık hayvanlardan farklı olarak, kuzeyli bir kadına ya da güneyli bir erkeğe $100 vererek bu işi bitirirdik. Öyle olmuyor. Bizim istediğimiz şey, dikkat ederseniz, gene mesela bir histerik erkek üzerinden örnek verelim. Ne demek istediğimi daha iyi açıklayabilirim. Şimdi orada tamamlanmamış, bütünleşmemiş bir ebeveyn ilişkisi var. Seviyorsunuz gerçekten ama iş cinselliğe gelince bir problem yaşıyorsunuz. Mesela bunlar çok güzel sevgi, aşk ilişkileri kurarlar. Sonra ilişki başladığında birdenbire cinsellik, binsellik kalmaz. Kiminle yaşarlar bunu? Ev tutarlar, kirasını öderler, hediye alırlar. Filan. Yani parasını ödedikleri bir kadınla birlikte olurlar. Metresleştirirler, nesneleştirirler. Satın alabildiğin bir şeyle ilişkiye girebilirsin. Yani bir tarafta kutsal Meryem vardır, bir tarafta parayla aldığın bir mal vardır. Kutsal Meryem'e aşık olursun, öbürüyle de çiftleşirsin. Şimdi dikkat ederseniz burada, yani aşkı böyle tanımlayamazsın. Bu ikisi bir arada olmalı. Patoloji. Yani ya da bu ikisi derken iki duygu bir arada olmalı. İki duyguyu birleştiremiyor bu kişi. İyileşebilir, kader değildir. Ama bu o kişiyle ilgili bir problemdir. Nesneleştirmeden cinselliği yaşayamıyor. Çünkü
sevgi duyduğu, hayranlık duyduğu şeye şehvet duyamıyor aynı anda. Bu seninle ilgili bir problem. Ya biz evlendik, aşk öldü. Sen evlendiğinde kaderdi zaten, aşk zaten ölecekti. Cinselliği yaşama şansı hiç yok. Ondan sonra da bu adam diyor ki kaçmaktır diyor. Ya kaçmak falan değil, seninle ilgili bu. Böyle bakmak lazım. Kişi düzeyinde bakmak lazım. Herkes için farklı bir tanım aynıdır. Peki aşk kavuşamamaktır. İşte bu. Tam da bu. Niye kavuşamamaktır? Çünkü kavuşunca korku yaşıyor adam. Kavuşamazsın aşk. Doğru mudur? Toplumdan sıyıramıyorsunuz yani. Bir de şimdi yaşadığınız coğrafya içinde toplum sonuçta ilk başta ekiyorlar bize bir şeyleri. Bir önüne bir hayat konuyor. Şimdi ne yapmıştır böyle bir adamın ebeveyni? Anne babam gitsin ben seni öpeyim. Tamam yavrum öp. Anne ben senin bacağını okşayabilir miyim? Tamam yavrum okşa. Anne babam ölse sen benimle evlenir misin? Olur ya. İşte histerik erkek yetiştirmenin birinci yolu bu. İleride bu adam sevdiği kadınla çiftleşemeyecek demektir. Bunu nesneleştirdiği, mal olarak satın aldığı biriyle yapacaktır. Ya da kendinden düşük, kendiyle eşit görmediği. Ezebileceği. Peki bir şey sorabilir miyim? Sosyal statü olarak. Yani ne kadar çocukluktan yani bunlar hep tohumlar ekiliyor demek ki. Anne babayı çok büyük görevlendiriyor. Bir kadının yani hepimiz aynı değil. Biriyle birinden işte birine aşık olup o dediğiniz hayranlığı besleyip ama cinsel olarak uyum yakalayamamak da mümkün sonuçta. Yani sağlıklı bir insandan bahsedelim. Koyalım histerik bilmem ne narsist insanları bir kenara. Sağlıklı bir insandan bahsedelim. Belki orada öyle bir uyum yakalayamıyorlar. Bu da sürmemesi için çok geçerli bir neden bir ilişkinin aslında. Ben kişi bir yanıt vermem, saygısızlık olur insanlara. Yani bu söylediğim gruba giren herkes böyledir demek istemiyorum. Hayır tabii ki. Ama ben başka söylüyorum. Bir şey söylüyorum. Yani uyum olmayabilir iki insan arasında. Yani siz ilk gördüğünüzde o dediğiniz bütün hisleri aşk hissettiniz. Aşk dediğimiz şey ikisi birliktedir. Ama olmuyor yani tabii. Yani cinselliğin olmadığı bir aşk ilişkisi olmaz. Kesinlikle başka bir şey vardır yoksa. Başka bir problem olmaz var. Olmaz işte. Uyumuyor şey da olabilir ve onu sürdürmeye çalışmak tabii. Da bir yani hata. Yani onu da belirtelim. Cinsellikte vardır. Tabii ki. Evet günümüz aşkları bayağı bir yerden yere vurdular da sokak röportajlarında. Çok önce herkes şey ne ama işte aşk diyoruz da aşk değil ki burada konuştuğumuz şey o zaman. Evet değil. Aşk, aşk diyoruz. Magazin sayfalarını açıyorsun eski aşkı yeni aşkı 3 günlük aşkı bunu aşk değil ki. O kadar birbirine karıştırdık ki. Sevişmekle aşkı da karıştırıyoruz. Yani maddiyata bakılan aşk mı olur başka bir şey. Ürün üstad siz söyleyin. Herkes kendisiyle ilgili bir şey söylüyor. Aynen. Yani aynen tabii bu geçmişle geleceğin gençlerle yaşlıların kıyaslanması beni en rahatsız eden şeylerden konulardan biridir. Şimdi yaşlılık zurnanın son deliği olarak melodiye olgunluk vermektir. Yani ikide bir zortlayıp gençlerin ritmini etmek değildir. Şimdi mesela yap bakalım yaşlıların yaptığını. Kan davaları, yok işte zorla, kadına şiddet, binlerce insan birbirini öldürmüş 1980 öncesi, darbeler şuna. Pek iyi şeyler yapmamışlar. Milyarlarca dolar boş bırakmışlar bizim gençlere. Hani böyle bakınca o kadar kolay değil hesap vermek. Bu gençlerle yaşlılar şeyi biraz hani kişinin kendisine bir sorması lazım. Kötüyü ötekine atıyor, kötüyü gence atıyor. Bu her kuşakta aşağı yukarı olmuştur. Evet. Bunu o kuşağın biraz düşünmesi gerekiyor bence ama günümüzde de bir sorun var. Yani şöyle ki mesela önceden evlilik dedik ya yani ilişki daha doğrusu emek istiyor. Yani ötekine bakım vermek istiyor. Bakım verebilecek beceriniz ve tahammülünüz yoksa doğru dürüst bir ilişki kuramazsınız. Yani öteki hastalandığında hastaneye de gidebilip ona bakabilmeniz gerekiyor. Bunu beceremiyorsanız aşık olduğunuz söylenemez. Aşık olmak hem anne olmayı hem çocuk olmayı becerebilmektir. Şimdi günümüzde bir sorun var yani. Önceden insanlar evleniyordu. Evlenirken kişilik özelliklerinden dolayı ortaya çıkan çatışmaları anaya, danaya filan atabiliyorlardı. Ya şu kaynanam olmasa bizim evlilik süper gidecek falan diye atabiliyordun. Evlilik sosyal. O toplumun oluşturduğu bir kurumdu. Herkes, yani en az 6 kişiden oluşuyordu. Sürekli bir kalabalık, ise, sürekli bir de geçiştiriliyordu evet, sorunlar. Evet, 6 kişiden oluşuyordu. 2 kişi arasındaki çatışmalar gündeme gelmiyordu. Üstü kapatılabiliyordu. Evlilik 30 yıl sürüyordu bu yüzden. Ama sonra bu yaşlılar durumdan sıkıldılar. Ya bu ikide bir tutturup duruyorsunuz. Gidin ne haliniz varsa görün. Aşk evliliği yapın dediler. Sonra bu adamlar gidip aşk evliliği yapınca 17. katta bilmem filan sitenin iki odalı bir dairesinde otururken birdenbire baktılar ki bu ikisi bir arada kalınca ya bizim aramızda hala sorun var. Atacak kimse de kalmadı. Şimdi böyle olunca insan kendisiyle yüzleşti ve bu yüzleşme çok ağır oldu bedeli ve arkasından insanlar ikiyüzlü ilişkiler yürütmeye başladılar. Çünkü bu yüzleşmeyle insanın kendisiyle yüzleşmenin zorluğuyla
na katlanamayınca yedek ilişkiler oluşturmaya başladılar. Hı hı. Yani mesela 10-15 tane yüzeysel ama derinliği olmayan küçük küçük ilişkiler oluşturmaya başladılar. Ya da bunlardan kendileriyle çok fazla yüzleşenlere sistem dedi ki sen hastasın git psikiyatrise. Orada da bir saçmalık vardı tabii. Daha sonra kapitalist ekonomiler bireye şunu önerdi. Şuna buna sahip olursan mutlu olacaksın. Hı. Bu yanılsamaya kapılanlar da oldu. Şimdi ne bileyim Boğaz'da ev alırsanız filan arabayı alırsanız ötekiler sizi arzulayacak ve siz mutlu olacaksınız gibi bir yanılsama oluştu. Sonra bu arkadaşlar gittiler bunları aldılar ama mutluluk gelmedi. O zaman da sistem aynı şeyi söyledi. Bak ben şunu ürettim sen aldın mutlu olmadıysan problem sende. Psikiyatrise gitti. Git yine. Psikiyatrise gitti. Burada hep toplum size değil. Dikkat ederseniz sistem hasta. Sistemin kendisine sorması lazım. İnsanın bir ölümsüzlük ideolojisine ihtiyacı var. Bunların elinden dini alırsan, ideolojileri aldığında, emeğe dayalı bir sistem de kurmadığında, bu insanlara vaat ettiğin nesneye sahip olursan mutluluk olacaksın, böylece ölümsüzlüğe ulaşacaksın vaadi çürük çıktı. Şimdi de onunla uğraşıyor sistem. Şimdi de saçma sapan şeyler öneriyorlar. Diyorlar ki, ya biz size tıbbı öneriyorduk, size ölümsüzlük vaat ediyorduk ama bitkisel ilaçlar daha iyi filan gibi saçma şeyler söylüyorlar. İnsanlar ömürlerinin en güzel vaktini koşu banklarında koşarak saçma sapan içinde ne kadar madde olduğu bilinmeyen Tarım Bakanlığı'nın ithal ettiği tuhaf bitkisel ilaçları kullanarak hayatlarını ömürlerini uzatıp ölümsüzlüğe uzanmaya çalışarak geçiriyorlar. Ve onlar da başka hastalıklarla yani bilim diye bir şey var ondan vazgeçti. Çünkü insanların yemediğini fark ettiler bu ölümsüzlük ideolojisi. Dini öldürdün, ideolojiyi öldürdün, yerine de tıbbı koydun ama tıp biz hala ölüyoruz. O zaman da diyor ki, şöyle saçma şeyler söylüyorlar. Yani Arap Bey, siz hastalandınız, öldüyseniz ya geç kalmışsınızdır doktora ya da doktor hata yapmıştır. Ya yaşlandık öldük diye bir şey var. gibi diyorsunuz. Bu açıdan bakmak gerekiyor. Toplumda bir problem yok. Sistemin kendisini sorgulaması gerekiyor. Yani bu vaati karşılayabilecek şeyi yok. Elinde materyal yok. Yalan atıyor. Saçmalıyor yani. Yalan söylüyor. Yani biz sistem yüzünden ve toplumun ve dönemleri evet. değişmesi yüzünden biz etkileniyoruz ve aşkı kendimizi sorguluyoruz ve aslında bir kaosun içinde bir şeyler toplumu bulmaya çalışıyoruz. Toplumu alt üst eden ekonomik sistemdir. Bu sistem bize mutluluk ama getirmeyecek. Ama şimdi biz bu sistemi yani değiştiremeyeceğimize göre bireysel olarak bir çare bulup en azından aşkın güzelliğini... Değiştirebiliriz. Hani, değiştirebiliriz. Ruh ikizimizi arayacağımıza, saçma sapan işler peşinde koşacağımıza... Kendimize ilgilenelim. Keken işçileri haklarını savunurken onların yerinde, yanında yer alarak bu sistemi değiştirebiliriz. O kadar zor değil. Kişi önce kendini yani değiştirmekle başlar. İnsan olmaya giriyorsun. Ondan sonra arabayı da peki mesela sistemin dayattığı şeylerden biri de yani geliyor haftaya 14 Şubat Perşembe günü. Sevgililer günü. Mesela sevgililer gününe tabii tarihte çok farklı bir sebeple çıkmış ama günümüzde artık hani ticarileniyor veya sevgililerinin birbirini hatırladı. Sevgisini ifade eden bir hediye ettiği bir gün olarak oldu ama hani haftalar aylar öncesinden de bazen çiftlerin hazırlandığı işte gül yaprakları döküyor arabalar restoranlar keşke falan. Keşke onu her gün yapsalar değil mi? Yani ama sizce mesela sevgililer gününe bu sistemde nasıl bakıyorsun? Sevgililerin birbirini hatırlaması için gerekli mi, güzel mi, saçma şimdi, bir şey mi, nedir? En önemli risklerden biri bu. Şimdi bu tür düzenekleri eleştirmek çok riskli. Şimdi mesela reklamlarla ilgili reklamlar erotize edilir ve birine bir mal satmaya neden olur filan gibi şeyler söylenir. Şimdi bu da biz böyle akıllı başlı entelektüeller arasında halkla dalga geçmeye neden olur. Ama bu sadece dalga geçmeye neden olur. Bunu fark etmek bundan münezzeh olduğunuz anlamına gelmez. Bu etki altında hepimiz kalıyoruz. Ben bunu söylerken bu etki altında ben de kalıyorum. Bunu söyleyerek, bunu fark etmiş olarak sadece ötekini kötüleyip kendimi iyi hissetmiş oluyorum. Yani bu işte sevgililer günü şöyledir, şu reklamlar böyledir kim falan diyerek olmaz. Bunun organize olması lazım. Bir felsefesinin olması lazım. Bir bilgisinin olması lazım ve hepimizin aynı şekilde örgütlenmesi ve bu anlayışı geliştirmesi gerekiyor. Yoksa işte ya bu filanlar şu markayı giriyor, işte mankenler şöyle, artistler böyle filan diyerek başkalarını kötüleyerek kendimizi iyi hissetmeye yarar. Ama biz onlardan daha iğrenç bir durumdayızdır, farkında değilizdir. Bilgi tehlikeli bir şey. Eğer hissetmediğiniz, gerçekten yüreğinizde yaşamadığınız bir şeyi söylemeye kalkıyorsanız
kesinlikle saçmalıyorsunuz ya da ötekini kötülemek için dedikodu yapıyorsunuz. Siz mesela sevgililer gününde özel sevgililer bir şey yapacak mısınız? Ben bir şey söylemem çok zor. Ben bu sistemin içinde yaşıyorum. Bu sistemin içinde yaşadığım için az önce eleştirdiğim gruplarla aynı duyguları şöyle ya da böyle taşıyorum demektir. Onları eleştirdiğimde bile. Çok dikkatli olmak gerekiyor. Peki. Politik bir cevap oldu. Alamadık sevgili. Yani herkes sevgilisine hediye alırken ya da güzel sözler söylerken yani eşek değilsin, sen de bir şeyler yap. Yani. Hiçbir şey yapamıyorsan bir kıta şiir okursun. Evet, İlla metalaştırmak aynen. zorunda değilsin. Tabii, tabii. Değil ben şey. Az önce söylemeye çalıştığım şey yani sistemin bu tuzaklarından kaçarken eşekte olmamak lazım. Yani efendi efendi aşkını da yaşamak lazım. Özel yani, günleri hatırlamak da güzel bir şeydir. Yani onu diyoruz. Mesela kadınlar özellikle doğum günlerini hatırlatılması da evet, evet. Evet. Sizden de... Aşk iyi bir şeydir. Yani aşk güzel bir şey. Bütün medeniyeti boşlu olduğumuz şey. İnsan denen varlık ötekinin kalbinde tüneyecek yer arayan bir zavallıdır. O tüneyecek yeri elde edebilmek ya için... Ama yine bir zavallı yaptınız hocam ya. Şöyle ki, zavallılığından şöyle kurtulur. Ötekinin kalbinde tüneyecek yer edinebilmek için yapıp ettikleri şu an sahip olduğumuz medeniyeti yarattı. Bilgiyi de, kültürü de, ahlakı da, yasayı da, ötekini dikkate almayan, ötekinin gönlünde yer etmek istemeyen bir canlı üretmez. Ölüm demektir o. Dolayısıyla bilelim ya da bilmeyelim... Hepimiz aşkın peşindeyiz. Aşk mutluluk getiriyorsa sağlık göstergesidir. Hı hı. Mutluluk getirmiyorsa da geçmiş olsun. Stres bir sürü aslında. Ben mutluluk getiriyorsa aşkı tercih edeyim ya da aşk odur. Bizim tercihimize bağlı değil. Evet. Ama mutluluk getiriyorsa o... Aşk öteki olmadan var olmayan şey. İnsan gibi. Bakın mesela hayvanlar nedir? Yerler, içerler, çiftleşirler, bilmem şunu yaparlar, bunu yaparlar. Biz de aynı şeyleri yaparız. Farkımız ne? Biz onlardan farklı olarak ötekinin arzusunu istiyoruz. O yüzden kültürü yarattık. Yoksa niye dil üretiyoruz? El alem ne derle yaşıyoruz biz aslında toplumda. Aynen öyle. Yani. Aynen öyle. Hayvanlardan farkımız o evet, belki evet. kendi ihtiyaçları olacak. O yüzden çalışıyoruz. Bizim o yüzden etrafımızı. Dil üretiyoruz. O yüzden çiftçilik yapıyoruz. O yüzden profesörlük yapıyoruz filan. Hepimizin derdi aynı. Ötekinin arzusunu istiyoruz. Dolayısıyla bu arzuyu elde etme biçimine de yani niye istiyoruz? O aşkı yaşamak için. Yaşayabilenler ve biz doktorlar sağlıklı diyoruz. Yani en azından benim gibi doktorlar, benim gibi düşünenler. Yaşayamayanlara da geçmiş olsun deyip yardımcı olmaya çalışıyoruz.